Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te AK Partili danışma meclis toplantısına katıldı. Partililere hitap eden Erdoğan'ın gündeminde muhalefet partileri vardı. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek için kullandılar dedi. Tam kapanma çağrıları altında ekonomimizi adeta kontak kapatmaya zorladılar. Haritada yerini dahi bilmedikleri ülkeleri bize örnek göstererek Türkiye'nin salgınla mücadelesini sekteye uğratmaya kalktılar. Milletin sıkıntısını paylaşmak, hükümetle dayanışma sergilemek yerine yalan ve korku siyasetiyle oy devşirmenin hesabını yaptılar. Ellerine geçen her fırsatı ülkemizi kötülemek, yatırımları engellemek, Türkiye'yi yurt dışındaki odaklara şikayet etmek için kullandılar. Büyükelçilere mektuplar yazdılar. Ne işiniz var sizin büyükelçilerle ya? Önce siz ne yaptınız veya belediyeleriniz ne yapıyor, bunu bir bu millete anlatın. Hiçbir şey yok. Her tarafı bakıyorsunuz kanalizasyonlar alıp götürüyor ama bunlarda bir şey yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin Türkiye'nin üretim altyapısına güvenmek yerine çareye otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradıklarını söyledi. IMF'le defteri biz kapattık diye konuştu. Ağızlarını her açtıklarında hayırlı bir söz söylemek yerine bu ülkenin tüccarını, bürokratını, hakimini, savcısını, iş adamını, memurunu, polisini tehdit eden bir genel başkan var. Türkiye'ye, Türkiye'nin üretim altyapısına, bu milletin dirayetine güvenmek yerine gittiler çareyi ya 3-5 kendini bilmezin hezeyanlarında ya da otel lobilerinde buluştukları IMF komiserlerinde aradılar. Onlardan medet umdular. Biz ise evet 2003-2013 Haziran'ında IMF'le defteri kapattık. 23,5 milyar dolar borcu biz ödedik. Biz! Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısına dikkati çeken Erdoğan, salgın döneminde yapılan hastane yatırımlarını hatırlattı. Tüm genç arkadaşlarınıza şunu söyleyin. Koronavirüs salgını esnasında dünyada COVID olanları yatıracakları hasta yatağı bulamazken Türkiye'de biz sadece İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 3 ayda 1050 odalı tüm teknolojiye hakim 2 hastaneyi yaptık. Birisi Atatürk Havalimanı, birisi Sancaktepe. Bir diğerini de Arnavutköy'de yaptık. Ama bir de Çam Sakura Şehir Hastanesi'ni yaptık ki dünyada örnek ve gelenlerin hayran kaldığı bir yer. Ve Japonya Başbakanı Sayın Abe ile birlikte buranın açılışını yaptık.